Adıma kayıtlı gayrimenkullerin listesini çıkardım. Bugüne kadar onların kontrolü sendeydi. Nereye varmak istiyorsun Nesin? Fabrikanın kirasını istiyorum. Her ay başında hesabımda. Ben sana zaten her ay bir miktar yatırıyorum Nesin'ciğim. Boşanma kararı verene kadar öyleydi. Nesin'ciğim, lütfen şu aramızdaki saçma sapan masayı kaldıralım. Yine yan yana olalım. Beraber uyuyalım. Kokunu duyarak uyuyayım. Mümkün değil Ata. Aramıza bu masadan başka şeyler girdi. İkimizin de çok iyi bildiği, yakinen tanıdığı lüzumsuz şahsiyetler. Ne hediyesi? Berin getirmişti canım. Kendince bir kutlama yapma çabasında. İyi. Gelirim birazdan. Bu arada olanları duydum. Bir gidip gelmişiz. Baba problem çıkarmış ama parayı duyunca... Hakkı. Yani seni buradan götürmek istemesi. Yerden göğe kadar Hakkı. İstediklerinde de haklı. Yani sizin hayat koşullarınız belli. Etiniz ne, budunuz ne. Yani o yüzden onları istemekle de haklı. Neyse boş ver ya. Berin şampanya getirmiş. Akşama kutlama var. Sen de bir denemiş olursun. İçtim ki ben şampanya. Hadi ya. Ha. Bizim mahallede Şahnaz abla var. Onun için patlatmışlardı 50 tane. Hem de bir gecede. Hmm. Böyle tadı gazoz gibi bir şey. İki şişe içerim ben ondan. Bir de Berin'in getirdiklerini iç bakalım. Hadi yukarıda görüşürüz. Görüşürüz. Bu basit olayın buralara vardığına inanamıyorum. Yıllarca aynı yastığa baş koyduk. Konuyu saptırma Ethem. Aklına estiğinde yatıracağın paraya razı olama. Bugüne kadar hiç para konuşmadık. Beni sen mecbur ettin. İşte buldum sizi. Nasılsın Nesin'ciğim? Merhaba. Merhaba. Ağaç oldum aşağıda beklemekten. Bari gideyim bulayım onları dedim. Böyle çat kapı girdim ama kabalık ettiysem özür dilerim. Heyecanıma verin. Kutlama var ya, geç kalmayalım istedim. Baba bu ne? Neye benziyor? Canavar bu, canavar. Turbo motor. Nasıl? Süper. Vallahi iyi hoş da baba, nereye bize koyacağız bunu? Öküz gibi. Ne öküz gibi be? Ben bunu tek başıma çıkarırım da bende fıtık var fıtık. Hı hı. Bak kızım, bu tarafa kuzular, bu tarafa sucuklar. Doldur doldurabildiğin kadar kız. Yapma be baba. Ne zaman görmüş bizim dolap onları? Garibimin gördüğü göreceği 3 zeytin 5 yumurta. Belki bundan sonra dolar. Hı. Oha bu ne? Babam sağ olsun. Millet açlıktan ölüyor, adamların yaptığı buzdolabına bak. Ne oluyor lan? Ya taşınmayacak ya, kaytarıyor uyanık. Hadi Bekir, çıkaralım şunu yukarı. Ya Burak çıkaralım da dedim ya, bende fıtık var be. Babam nereye? Kahveye. Dolap. Adam toplamaya gidiyorum. Sağlamından. Yok ben taşırım da. Bende fıtık var. Doktor söyledi. Ağır kaldırma dedi. Profesör. Çarşamba günü de toplantıyı ayarlıyorum Murat Bey. Tamam. Ha, nihayet. Ne oldu? Gelsenize bir. İşte bu geceki kutlamaya neden olan adam ve onun biricik asistanı Aslı. Kadar içki fazla değil mi? Yo. Söz konusu Murat Bey olunca bence değil. Berin Hanım'dan imzalı CD de var. Sizi şişe bozuk çıktı. Gazı kaçmış gazı. Ya bu ne komik bir kız ya. Nereden buluyorsun bu esprileri? Amsterdam çok iyi geçti. Duydum. Konser de başarılı geçmiş. Sayenizde. Beni tavsiye ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Müsaadenizle kadehimi Türkiye'nin en iyi müzisyeni, parmaklarından dökülen notalarla ruhumuzu okşayan Murat Turalı için kaldırmak istiyorum.
kadehimizi tokuşturunca her şey silinip gidecek değil mi? Bilmem. Belki bir iki kadehten sonra kızgınlığın geçer. Abartma sen de Berrek. Pardon. Ne yapıyorsun sen? Kulübe gitmeye fırsat bulabildiniz sanırım. Ben. İçiyorum. Çok fazla içme. Çarpar. Hasret iyi içermiş. Öyle dedi. Evet. Tamam, tamam. Merak etme Murat Hoca. Murat sizi. Ben bu gibi senin dediğin gibi tane tane konuşacağım. Kibarlık yapacağım, zarif olacağım. Merak etme sen. Murat'cığım ne tatlı bir asistanın varmış. Evet, Aslı bir tanedir. Babanız ne iş yapıyor Aslı? Babam Hakkı Uludağ efendim. Sanayicidir. Aa, babanızı tanıyorum. Demek sizinle hiç karşılaşmadık biz bugüne kadar. Bir dakika, bir dakika. Bunu ben de bilmiyordum. Senin baban Hakkı Uludağ mı? Size bilerek söylemedim Murat Bey. İşi kapmak için babamın ismini kullandığımı düşünmenizi istemedim. Burnum gıdıklandı. Nasıl? Süper olmuş, çok güzel. Anlatın beni kahvede. Aga, gömlek canti olmuş ha. Güllaz yaptı, nasıl olmuş? Cihan, klarnetin kralı. Ne pırtlıyorsun kız? Beğenmedi Aspa. Aman neyini beğeneceğim bunun be? Kokuş bu kokuş. Bizim Güllaz da öğrenemeyecek bu işleri. Kızım sen ne anlarsın be? Emek var bunda, emek. Hadi hadi, geç kalıyoruz. Nerede kaldınız lan? Buradayız abi. Biz böyle arabaya sığamayız ya. Abi siz metrobüse gelin artık. Tamam. Tamam. Hadi, hadi gidelim. Ben havyar yemeyi çok severim. Ya sen? Ben hiç yemedim ki o havyardan. Ne, ne, ne? Havyar. Ne ki o? H'leri yutuyor ayol bu. H'leri yutuyor. İç, iç. Rahatlarsın. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de, ben de. Havalar düzeldiğinde beraber dışarıda da dolaşalım diyorum. Oo, daha çok var havaların düzelmesine. Yine yuttaydın bu heyeleri. Çok şeker bir kızsın sen. Rekeş, anıçık, nisrik. Ne, ne, ne? Anlamadım. O ne demek? Asıl sen çok şekersin demek. Biraz şöyle geçsek. Aga, iş beğendiremiyorum ki size. Koskoca Murat Bey'i ayarladım sana. Önüne 24 ayar kapılar açtım. Ne oldu? Kabul etmedim. Zaten bu memlekette işsizlik sorunu yok. İş beğenmeme sorunu var. Ya bir boş konuşma ya. Aman be. Hadi binin abi. Geç. Dur lan, bir daha bakayım bir şuna. Ya hem beğenmedim diyor, hem bakayım diyorum. Bırak. Lan bir dur. Ya tamam, bırak. Ay! Ya bir bırak ya. Dikişi koptu lan bunun. Dikiş dikiş değil ki anacığım. Çok ayıp ettin. Tersten küfür etmek yakışıyor mu hiç sana? Anladın mı sen? Anladım. Allah'tan bir tek ben anladım. Nasıl anladın ki? Daha önce çalıştığım yerde biri vardı. Benim gibi mi? Bizden miydi? Evet, sizden biriydi. Gelelim yaptığın ayıba. Az bile yaptım ben be. Pislik gibi davranıyorlar bana. Özellikle de o Murat Hoca var ya. O. Asret ne ki? Çorbada sinek. Kendisine. Asilzade. Dümbelek kafa. Bir kere de ona ettim tersten küfrü. Evde yüzüne yüzüne. O var ya, içimin yağları eridi böyle. Saima Hanım. Misafirler gidiyor. Aşağı gelir misiniz? Tabii. Sen duydun mu söylediklerimi?
anlaşıldı. Sen içtikçe ağırlaşanlardansın Hasretciğim. Hasret, gel 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 gel. Murat. Cihan sen mi geldin? Şş, hadi konuşmak yok, uyu artık. Saime Hanım, siz üstünü değiştirin, rahat uyusun. Tamam. Dön bakalım. Dur. Soyunman lazım. Ya, sen soyun. Gel buraya. Rahat bırak be. Bir rahat ver be. Bugün hiç istediğin gibi eğlenemedim Ethem Bey. İsterseniz eğlenmeye devam edebiliriz. Nerede? Bildiğim çok iyi bir kulüp var. Siz kulübe gider miydiniz? Bu gece sizi çok şaşırtacağım herhalde. Paparazziler ne olacak? Onu ben hallederim, merak etmeyin. Bülent, oğlum bir misafirimle geliyorum, arka girişi hallet. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Allah çıkardı seni karşıma. Bağlayamadım şunu, kafam kazan gibi. İyice sıkı sıkı bağlasana be. Gel. Seni kızdırıyor mu ben çok? Bu konuda başarılı olduğun kesin. Aman laf kalabalığı yapma be. Kızdırıyor mu, kızdırmıyor mu? Kızdırıyorsun. Vazgeçeceksin mi benden? Olmaz bundan diyeceğim mi? Belli. Sana bir ilaç yapayım. Gerçek. Zor bir şey değil, merak etme. Ben ablamı özledim. Bir de babamı. Kadir'i, Cihan'ı. Kadriye teyzemi. Hepsini sayacak mısın? Bekir'in iştemi. Kobra'yı. Bal çiçeği bile özledim be. Tamam, tamam. Hadi al iç şunu. Hadi. Ay. Biraz daha. Hadi, hadi. Gülnaz. Aç bakayım, gömlek yakışmış mı? Çok yakıştı ya. Aç aç bakayım. De. Göreyim, aç bakayım. Gülnaz. Söküldü. Allah. Ver bakayım. Ay Cihan. Bu hiç sökülmüşe benzemiyor, yırtılmış gibi. Yok be, adamın bir tanesi başlık koyarken cırt etti işte. Ay, sıkma, bunu dikerim. Tamam, yarın getir, sabah dikeriz. Yok, şimdi dikerim, sen soyun. Güne de babuz gibi ya, olmaz ya. Ya olsun, sen çıkar gömleği koşur koşur git, sabahleyin sağlam getiririm ben onu sana, hadi. Ya Gülnaz, acelesi yok, tamam mı? Ya hadi dedim sana, ver gömleği. Ya böyle yırtık gömlekle eve gidilir mi Cihan, hadi. Hadi soyun, hadi be Cihan. Hay Allah'ım, yarabbim ya. Hadi. Ya şu uğraştığı işe bak ha. Hadi hadi. İçime silmez benim. Buz gibi. Cebi nerede? Cebimde. Al. Hah. Hadi. Hadi selam söyle. Cihan. Klarnetin kralı. Teyze.
Lütfen tolerans gösterme. Doğru Nesrin Hanım'ın odasına, çabuk. Murat Hoca nerede? Çıktı. Sen şu üstünü değiştir. Nesrin Hanım seni odasında bekliyor. Hadi çabuk çabuk. Kadir, gelmiyorsun, gitmiyorsun hiç. Ne geleceğim ben? Açlığın var mı? Var, var. Şişt, bana bak, bura benim yazıhaneye. Döner ısmarlayayım, seversin. Olmadı eve gel, ananı bir gör. Gelemem dedim ya, okulum başladı, okula gideceğim. Hayırlısı olsun bakalım. Okuldan çıkınca gelirsin sen de. Baban diyor, değil mi? Konuşma onlarla diyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Aç gözünü Kadir. Çalıştır artık saksıyı. Baban yine gitmeyecek mi? Yine kaçmayacak mı sanıyorsun buralardan? Sana asıl babalık yapacak benim. Kaç. Nesrin Hanım, haklısınız da bardak hiç boş kalmadı ki Levent Bey biri doldurdu. Ha, tabii tabii, mutlaka bir mazeretiniz vardır. Murat Hoca gönderecek mi beni? Yani bu şartlar altında göndermesi lazım tabii ama göndermiyor. Gerçek. Onun yerine eğitimini daha sıkı tutacak. Gel benimle. Ben sizi televizyonda izliyorum. Çok güzel, tane tane konuşuyorsunuz. Haberlere de en güzel siz sunuyorsunuz. Vallahi bak. Roşen Hanım, hoş geldiniz. Ah, merhaba. İşte size bahsettiğim genç kız, Hasret. Merhaba. Merhaba. Ben kitaplarımı çıkarayım. Hemen başlasak iyi olacak sanırım. Kim bu? Adab-ı muaşeret konusunda artık sorumluluğum bende. Konuşmayla başlayacağız. Ruşen Hanım düzgün konuşma dersleri verecek. Cetvelli mi düzeltecek konuşmamı? Evet, biz sizi yalnız bırakalım artık. Ay yalnız dikkat edin, tersten küfür ediyormuş. Önemli değil Nesrin Hanımcığım. Ben neler gördüm. Otur. Adın ne? Hasret. Gel gel. Madem menajerim can, benim işleri de pazarlarsın artık. Şunların güzelliğine bak abisi. Hepsi el emeği göz nuru. Senden fazla para da istemem ha. Kız ben terzi menajeri miyim? Müzik adamıyım kız ben. Çalgıcılara iş bağlarım o kadar. Hiç kafan çalışmıyor lan Kobra. Niye? Misal. Şu gömlekten birer örnek diksem, giydirsem senin çalgıcılara. Ha. E'si ne? Çok güzel olmaz mı? Müşterilerin karşısında gıpgıcır, güzel görünürler, bol bahşiş alırlar. Ne diyorsun? O Cihan'ın değil mi? He Cihan'ın. Dün gece cebi sökülmüş. Müşterinin biri bahşiş koyarken bine bir şey olmuş, tamir ettim onu. Ne müşterisi kız, balçiçek yırttı onu. Harbi mi diyorsun lan? Vallahi öyle. Arabaya binerken bir asıldı cebe, o hesap çağırdı. Kasti faul. Balına da çiçeğine de ben onun. Benden duymadın. Ava muhalefetine rağmen Atay'dan Alep'e helikopterle geleceğim. 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 Atay. Atay değil, Hatay. Atay. Ha. Ha. Tay. Tay. Ha. Atay. Murat Bey, rahatsız ettiysek biz başka bir odaya geçelim isterseniz. Yo yo, Aslı'ya bazı dosyalar vermem gerekiyor. Onları alıp hemen çıkacağız. Helikopter. 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 Ha. 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 Helikopter. He. Helikopter. Helikopter. Aynen bayanın söylediği gibi. Helikopter. Daha fazla dikkatlerini dağıtmayalım Aslı. Hadi. Murat Hoca.
koca ya. Gel sen öğret şunu. Sen söyletirdin bana helikopteri. Lütfen devam edin. Hadi. Helikopter! Baştan alıyoruz. Avam muhalefetine rağmen Altay'dan Alev'e helikopterle geleceğim. Ulan yırtken benzeri. Kızım benim gözümden. Ya ya dur bir. Biz gebertelim seni. Ya hadi tamam. Ya. Biz kardeş sayılırız biz be. Anam ne kardeşi be. Anam yaşında ya bu benim. Senin anana da seni demeyiz. Gülnar. Açla yorularım be. Gülnar. Deli karı tamam, seni. Tamam tamam. Öf. Hadi eve. Tamam be. Puh. Seni tükürürüm demeyiz. Biz başından yola çok erteni. Gülnar. Şimdi. Tamam be. Ay, ay şunu başından be. Be. Abi, hadi. Kıvırcık ama. Sanatımı kıskanıyorum ama Cihan klarnetin kralı yazmıştım gömleğine. Yırtmış. Sul mare lucica l'astro d'argento glacida e l'onda prospero il vento. Nasıl? Çalıştım demiştim. Bir şey söylesene. Ne diyeyim? Güzel de, iyi olmuş da ya da olmamış de. Sence olmuş mu? Olmamış mı? Tamam. Ne yapayım şimdi ben o zaman? Ne istiyorsan onu yap. İyi. Odama gidip biraz daha çalışayım bari. Hepsi senin yüzünden. Dün gece sarhoş ettin beni bak. Şimdi yüzüme bile bakmıyor. Benden vazgeçecek. Beni kapının önüne koyacak. Ne yapacağım ben? Sen çalışmaya devam edeceksin. Onun gözüne girmeye bakacaksın. Olmuyor işte öyle. Bir şey yapmam lazım. Murat Hoca'nın gözüne girmem lazım. Değiştim görmesi lazım. Değiştin mi ki sen? Değişiyorum. Yavaş yavaş. Neyse boş ver. Ne diyordun sen? Ben bir şey duydum. Bir lokanta varmış. Açılışını sen yapacakmışsın. Davetleri sen çağırıyormuşsun. Nakiye söyledi değil mi? Beni de çağırsana oraya. Bir sürü sosyete geliyormuş. Kibar kibar konuşayım, Murat Hoca'nın gözüne gireyim. Ha? Hadi be. Yap bir kıyak. Tamam. Elimden geleni yaparım. Ha? Nereye? Çalışmaya. Sonunda be. Sabahtan beri 50 kere geçtim belki bu kapının önünden. Ne oldu yine anne? Okula başlayacakmışsın. Sana üniforma, çanta falan aldım. Hadi al bunları Kadir'im. Hadi birazcık hatırın varsa. Ertan. Sana bu çocuğun 50 metre yanına yanaşmayacaksın demedim. Kadir benim de oğlum. Benim daha çok oğlum. Ay saçmalarsın gene Buran. 50 metre dedim Aydan. Benim oğluma ne lazımsa ben alırım. Sen o herifin parasını başka şeylere harca. He? Çalıştığın ettiğin yok. Neyle alacaksın? Yarın bir gün alacaksın başını gideceksin gene. Bunu bu mahallede herkesler biliyor. Hiç kimseyi kandırma Buran. Ele ki şu zavallıyı. Zavallı kim beni konuşturma Aydan tamam mı? Aramızda bir hukuk var. Ona hürmet et. Hadi evine. Mutlu yuvana. Bizi de bizimle bırak ha. Hadi salına salına. Aman iki dakika dalmışım. Bu ne gürültü be? Aydan Kadir'e üniforma almış. Sepetledim gerisin geri. İyi ettin.
Baba, gerçekten gidecek misin yine? Yok be Karakaç, anne gitmesi. Sen inanma anana, boş konuşuyor. Annem dedi diye değil. Ay kapların cilalamışsın yine. Ne zaman cilalasan gidersin sen. Baba, bak olmaz baba, sakın ha. Bak baba, bu sefer artıkın olmaz. Aman yeter be, boğmayan adamı. Ne oldu? Çaktılar tabii gideceğini. Pembe, 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 açık E. E, o kadar değil. E, E. Evet, pembe. Pembe, pembe. Pembe! Kartal konar, dal sarkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal uçar, dal kalkar. Kartal konar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar. Nasıl yani? Hoca artık ders vermeyecek mi? Ruşen Hanım'ın bir süre şehir dışında olması gerekiyormuş. İşi bırakmanın kibarcası yani. Hayır, öyle bir şey söylemedi. Tuhaflık bizde zaten. Hasret'in dilini adam et dedik. Kaf Dağı'nın ardından taş getir deseydik daha iyiydi. Bak bu Kaf Dağı benzetmesi tam yerinde oldu ha. Ay çocuklar, beni dinlemiyorsunuz galiba siz. İşi bırakacağını söylemedi. Neden kabul etmiyorsun? Kadın pes etti. Gitmeden önce seninle açıkça konuştuğuna eminim. Evet, benimle konuştuğu doğru. Ama dersi bırakacağını söylemedi. Asıl benimle konuşmalıydı işi bırakmadan önce. Nesin, açılışa geliyorsun değil mi? Tabii geliyorum Leventciğim, seni yalnız bırakır mıyım? İyi günler. Nasılsınız? Levent, Murat, Nesrin, size eşlik etmemin sakıncası var mı acaba? Tabii ki yok Hasretciğim. Buyur lütfen. Sayın Hanım, bir çay daha rica edebilir miyiz? Açık, rica edeceğim. Neticede hepimiz kadınlarımızın sosyal hayatta layıkıyla yer almalarını hak ve hukuk zemini yanı sıra kalben de desteklemiyor muyuz? İşte bu. Yani Ruşen Hanım bırakması için bir neden yok. Yani elbette destekliyoruz. Belki ama bir diplomata uygun sözleri bir çiçekçi kızın ağzından duymayı beklemiyoruz. İster çiçekçi, ister diplomat. Her halükarda hakikat. Efendim, ben bu edep ve terbiye sahibi küçük hanımı açılışa davet etmek isterim. Muhakkak geliniz. Hayır, olmaz.
Gelmiyor. Neden? Kendisini idare edecek kadar dil dönüyor. Hepimiz duyduk. Kendisini idare etmesini istemiyorum. Mükemmel olmasını istiyorsan biraz acele etmen lazım. Çünkü açılış hafta sonu. O zaman ısrar etmenin manası yok. Açık konuşun be. Geliyoruz mu, gelmiyoruz mu? Aa! Geliyor muyum acaba? Neden ama? Ha? Neden? Hazır değilsin. Hazırım. Ay! Hazırım. Bugün hava tam tahmin ettiğim gibi. Havadaki pembe bulutlar harika bir esinti olacağının habercisi. Olmayacağı belli. Bana biraz zahmet ver. Sen de izin ver. Hemen kestirip atıyorum. Bir dur, bir düşün. Bak ne diyorum? Her halükarda hakikat. Siz de onu destekliyorsunuz belli ki. Bence denemeye değer. Söz konusu hasret olunca iki kez düşünün derim. Olsam ben de kuşku duyardım. Haklısın, daha işin çok başındayım. Ama bana öğrendiklerimi gösterme fırsatı vermezsen nasıl? Bunlar senin sözlerin değil. Sen böyle söylemezsin. Tamam. Şöyle anlatayım o zaman. Ben sana hakkını teslim ediyorum. Anlaştık mı bu konuda? Bak haklısın. Çünkü bir şeyi bilmek var, o şeyi öğrenmek var. Hah? Mesela ben dikeni gülün sapından ayırmayı bilmeyen adamın eline gülü vermem. Hayatta. Çünkü çiçeği mahvedeceğini bilirim. Önce görecek, beni izleyecek, dikkat edecek. Ha, bak böyle. Gülün neresinden tutacağını, dikeni sapın neresinden nasıl ayıracağını hepsini izleyecek. Buraya kadar tamam mı? Ha, şimdi sıra onda. Eline çiçeği almadan öğrenip öğrenmediğini nasıl anlayacağız? Ha? Mort edebilir işi. Ama deneyecek. Değil mi? Peki. Peki. Tamam mı yani? Tamam. Aman be! Çanak çömlek patladı işte. Teşekkür ederim. Başladı süslü püslü lafları yemedi. Sonra bir girdim çiçek olayına. Ah dedim, hasret yakaladın adamı. Yani tam senin dediğin oldu. Bana gösterdin gibi mi yaptın? Aynen öyle. Geleceğim işte be. Ben de geleceğim. Sevindim. Levent var ya, var ya sen 10 numara adamsın ha. Böyle derler. Sana en kıyandan bir gün diliyorum. Tamam, sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Kobra'yla mı görüşüyorum? Aynen öyle.
Ben içmeyecek miyim? Ha. Ne yapacağız? Konuşacağız. Kadir, ben neden hapse girdim? Benim yüzümden. Ben çalıntı malı döşeğini altına koymasaydım, polisler de bulmasaydı. Ne olacaktı? Yani ben suçu üstüme alıp hapse girmeyecektim, öyle mi? Hı hı. Hepsi senden sebep, ha? Öyle değil. Benim babam bana yaptı, ben de sana sahip çıkacağım. Kural böyle. Tabiatın kanunu. Yani kendimden sebep. Bir daha yapma Kadir. Benim sana diyeceğim budur. Oturacak mısın peki? Kalkarız birazdan. Burada değil, evde. Oturacak mısın? Gözünün önünde tutacak mısın beni? He baba? Boşuna akıl verme gideceksen. Aman abla, içlerinden en iyisini giyiyorum işte. Allah'tan şu şalvar senin yaptın, şahane. Onu da üstüne giydin mi, o zaman olacak. Tak takıştır, sür sürüştür ablasının gülü. Hasreti Bey ne giyse yakışır. Kız, o senin şalını Hasret! Ay ne oldu abla? Kız unuttum, asıl patlatacağım bombayı unuttum. Ben bu gece çalgı grubuyla işe gidiyorum. Ay aman abla be. Ödüm aklıma karıştı. Nereden çıktı bu? Ablan Artık'ın Çıngar çalgı grubunun şeyi oldu. Diyorlar ya, ha, setliste oldum ben onların, evet. Hep ben giydireceğim. Gardolapları artık benden sorulur. Siz nereye gidiyorsunuz şimdi bu akşam grupçak? Abla biri geldi. Hadi yarın araşırız. Anlatırız birbirimize her şeyi. Öptüm şu kar yanaklarından. Hadi ben de öptüm. Bak bakalım üstüne olacak mı? Çok severek almıştım ama kilo alınca giyemez oldum. Kimselere de veremedim. O kadar seviyorsun yani ha? Merak etme, Nesrin Hanım'a da gösterdim. Olur dedi. Beğenmedin mi? Kibar bir renk. Bu renksiz mi demek? Ya şu sizin ölmeden mezara girme merakınız beni öldürüyor. Pembeye, sarıya düşmanlığınız niye? Bir dene bakalım. Şundan daha iyi olacağı kesin. Şunu giymeyi de aklından bile geçirme. Fazla gösterişli, çok parlak. E parlamayacaksak yemeğe niye gideceğiz ki? Üf, iyi. Çok yakıştı. Ama bak bundan daha iyi olmuyor mu? Bak Allah aşkına sen söyle. Ha, daha güzel değil mi? Bakalım. Şu anda aynada gördüğümüz kırmızı şalın içindeki kız. Bu şal sadece bana bakın, beni görün diyor. Bir de böyle bakalım. Bu şimdi kızın kendisi. Pırıl pırıl gözleriyle herkesin merak edeceği güzel ve zarif bir kız. Aman be, amma sıkı sağladın sen de. Neyi merak edecekler ki benim? Daha dikkatli bak. Şey olmuşsun. Kibar. Kibar olmuşum değil mi? Öyle de diyebiliriz. Ay ağzını yiyeyim. Ya biraz caf caf lazım diyorum. Anlatamıyorum ki. Hadi gidelim, gel. Hasret, çok rica ediyorum. Söylediklerimi unutma. Az konuşacaksın, sadece öğrendiklerini söyleyeceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Murat Bey, bu akşam çalmayı düşünüyor musunuz? Murat Bey, Murat Bey.
gürültülü burası. Çok şükür ki öyle. Anladım ben seni hoca. Na burayı yazıyorum. Bu gecenin sonunda öğrencinin okulu duyacak. Aa Muratçığım, seni soruyorlardı. Hasret'le ben ilgilenirim. Tamam. Biz içecek bir şeyler alalım mı Hasret? Güzel bayanlar. Ah Nusret. Barımızın en lezzetli şarabını sizin için seçtim. Buyurun. Teşekkürler Nusret. Esin'cim, her zamanki gibi mükemmelsin. Teşekkür ederim. Bu gençlikle ve güzellikle beni tanıştırmayacak mısın? Nusret adı var önemli sanayicilerimizden. Hasret Murat'ın özel öğrencilerinden. Özel? Yani ileri seviyede müzik eğitimi anlamında. Büyük müzik dehamızın Dahli'yi tesisatından geçmek için çok genç bir kızımız, öyle değil mi? Beyefendiciğim, neticede hepimiz kadınlarımızın sosyal hayatta layıkıyla yer almalarını hak ve hukuk zemini yanı sıra kalben de desteklemiyor muyuz? Yani hayata atılmak için yaşın ne önemi var değil mi? Eğer yaştan bahsedeceksek sizin bu kart halinizle genç kızlara asılmanızı konuşabiliriz. Sonuçta buraya bir piliç tavlamaya geldiğiniz her halükarda belli. Nusret'cim, biz istersen biraz da başkalarıyla sohbet edelim. Çuvalladın mı? Asıl o fena çuvalladı. Ama biraz daha dikkat. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ay ne buraya böyle cafcaflı gelinmiyordu? Kadın işte basbayağı gelmiş. Defaler açmış. Ne bu kadar? Mahir'cim çok güzel bir yer yapmışsınız. Ben cennet yapmıyorum. Poz kesmeyi bırak. Kadınlar artık cool erkeklerden hoşlanmıyor. Ben poz kesmiyorum ama sen ayaküstü laf katledebiliyorsun. Cool erkekmiş. Az konuşan, soğuk, sıkıcı erkekler. Açıklama için teşekkürler. Damarına basmak istedim. Cool deyince bayağı havalı oldu. Ya bırak bunu abicim. Sadede gel. Kadınlar artık eğlence istiyor. Sürpriz bekliyor. Şaşırtmayın bunu yani, şaşır. Tamam, 90'larda olsa senin gibi böyle dur, uzaklara bak, saçları da azıcık uzat. Bütün kadınlar ayağındaydı. Ama artık devir değişti. Artık kadınları şaşırtacaksın. Ne içiyorsun sen? Çenene vurmuş. Su. Görev başında içmiyorum hocam. Biliyorsun ahalinin eğlencesi bana emanet. Hem asıl eğlence daha başlamadı. Şerefe. Sen de mi buradasın şekerim? Nesrin mi getirdi seni buraya? Hayır. Murat Bey getirdi. Öyle mi? Pek kibar olmuşsun. Ethem Bey. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Tarzınızı çok beğendim. Çok yakışık. Hoşça kalın kızlar. Teşekkür ederim. Siz de çok şıklısınız. Çok teşekkür ederim. Sen beni gençken görecektin. Ne partiler, ne balolar. Babam anlata anlata bitiremiyor. Öyle demeyin ama. Hala çok gençsiniz. Çok teşekkür ederim. Babanız da burada mıydı? Evet, beraber geldik. Buralardadır. Okuldan bir iki kız arkadaşım da var. Sizin gibi genç ve güzel bir kızın erkek arkadaşıyla geleceğini sanıyordum. Maalesef. Yani biri olmadığı için. Burakçım nerelerde? Çok fazla konuşmadan uslu uslu buralarda kal. Anladın mı? Aferin, iyi gidiyorsun. Teşekkür ederim. Ne diyorduk? Müzikten bahsediyorduk hocam. Ben elektronik müzik severim deyince siz içki almaya gitmiştiniz. Birincisi hocam demek yok. Bu gece arkadaşız. İkincisi bazı elektronik müzikleri de severim. Gerçekten mi? Oradan o kadar eski kafalı mı görünüyorum? Hayır. Yani öyle demek istemedim ama. Severim dediysem evde sesi bangır bangır açıp
Dans etmiyorum. Müziğin sadece zenginliklerinden biri olarak önemsiyorum diye. Çok ilginç. Bu kadar zamandır asistanımsın. Seninle ilgili çok az şey biliyorum. Ben ise sizin hakkınızda neredeyse her şeyi biliyorum. Fransa'da üniversiteden aldığınız ilk bursu, master tezinizin konusunu, öğrenci dekanı seçimlerindeki adaylığınızı, doktoranız için Avusturya'yı seçme nedeninizi. Merhaba. Her zaman çok güzelsin. Şişçi kız! Ne yapıyorsun be? Cihan, ne işin var senin burada? Kızım benim işim bu, senin ne işin var burada ya? Bu üstündeki elbise ne? Hakikaten kırklarından falan mı giyiyorsun sen? Kızım bu ne, babamızın elbisesi mi? Ulan bu kadar mangut oldun be. Ne varmış elbisemde? Mangut biz olduk şimdi yani. Seni o arayı getirdi mi buraya? Hah, seni işte o ev sokmuş böyle babaannenin kullara. Tamam mı? Cihan. Değerli dostlar, Latanya'nın açılışına hoş geldiniz. Canımdan çok sevdiğim Mahir arkadaşımın canı kanı pahasına inşa ettiği ve biz sevenlerine armağan ettiği bu müthiş mekanın açılışına benim de bir katkım olsun istedim. Bu gece zihinlerinize kazınsın. Kazınsın ki bu kapıyı hep aşındırın. Bayanlar baylar, eğlenceye hazır mıyız? Evet. O zaman başlasın eğlence. Çiçek kız bak bana, sarılır vereceğim ben sana. Çiçek kız bak bana, sarılır.